burası Kışlaçay mahalle muhtarların geniş ama doğayla iç içe olan görüntüyü ekrana getirmeye çalışıyoruz. Sakarya Türk İnternet Sitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Burası Türkiye, Sakarya, Kışlaçay Mahallesi'ndeyiz. Çok eski dostum, arkadaşım, muhtarla beraber Şaban Sevinç'le kısa bir sorularımı sorduktan sonra Türkiye ve dünya genelinde Sakarya Türk İnternet Sitesi Televizyonu'nda bu özel program yayınlanacak. Ben Sakarya Türk İnternet Sitesi program yapımcısı ve sunucusu, aynı zamanda Yeni Sakarya Gazetesi muhabiri İsmail Aydın olarak değerli dostum, arkadaşım yıllar sonra Şaban Sevinç'le Kışlaçay köyüne geldik. Onunla samimi olarak bazı söyleşte bulunacağız. Şaban nasılsın? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Allah'a şükür. Allah daha iyi eder. Uzun yıllardan beri dostuz ama öyle. İlk kez böyle bir röportaj yapacağız. Nasip. Seni kısaca tanıyabilir miyim? Aslen nerelisin? Evet. Ve nereden emekli oldun ve kaç yıldır burada Kışlaçay köyünün muhtarlığını yapıyorsun? Şimdi dedelerimiz Artvin Borçka'dan gelmiş. 93 yıllarında. 1893 yıllarında. Boçka'dan gelmişler, bu köye yerleşmişler. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. İlkokulumu Kışlaçay'da, ortaokulumu Sabancı'da, vagon fabrika çırak kulunda, yine arabazarında bitirdim. 27 sene vagon fabrikasında çalıştım. 1990'da emekli oldum ve köyde oturuyorum. O gün 99 yılında muhtar adayı oldum. 4. dönem muhtarlığımı devam ettiriyorum. Öyle. Peki sayın muhtar arkadaşım, bu program Batum'dan da izlenecek. Evet. Dünyanın her tarafında evet, da izleyecek. Evet. Burası galiba bu köy Gürcü kökenli bir köy, doğru mu? Doğru. Zaten 160 aileyim, 160'ı da Gürcü'dür. 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 Peki buranın nüfusu ne kadar tahminen? Şimdi buranın nüfusu şöyle diyeyim espri olarak, yazın yatacak yer bulamayız, kışında yatıracak insan bulamayız, biraz nüktedan olsun diye. Çünkü bütün gençler, bizim eskiden 40 sene okul hayatı, iş hayatı sürdü gibi gençler dışarıda. Burada ancak yaşlılar, ana babalar oturuyor. Yazın 3-4 bin kişiyi bulur nüfus, kışında 400 kişi olur. Peki, sayın muhtarım, buradan burası Arifiye ilçesinin belediyesine bağlı. Tabii, doğru mu? Doğru. İsmail Karakoğuş'tan siz buradan mahallenize destek buluyor musunuz? %99'u buluyoruz. Memnunsunuz yani. Memnunuz tabii yani. Demin de söyledim, biz hizmeti Arifiye'den gördük ve benim talebimin %99'u hatta %100'ü
karşılandığını iddia ederim. Çünkü niçin? Diyaloglarımız iyi, iyi görüşüyoruz. Köyün tüm ihtiyaçlarını başkan kanadıyla karşılanıyor. Bizim Kışlaçay Spor birinci süper amatörde oynuyor. Süper amatörde de az veya çok olsa da mali desteğimizi alıyoruz. Buradan sayın hem de benim çocukluk arkadaşım olan Arife ilçesi belediye başkanı İsmail Karakuluş'u da buradan biz kulaklığını çınlatalım şimdi bu programı. O da izler. Şaban Sevinç senden çok memnun. Köylü de memnun. Önümüzdeki de seçimler var. İnşallah sayın Karakuluş'u kardeşim İsmail sen de tekrar aday olursun. İnşallah. Yine biz yine hep beraber elimizden geldiğince senin mütevazı hareketlerinden, sevginden dolayı seni muhtarda, diğer Kışlaçay köyde mutlaka destekleyeceğine inanıyorum. Doğru mu? Doğrudur. Peki. Doğrudur. Hiç şüphem yok. Peki. Burada bir cami var galiba değil mi? Bir camimiz var, bir köy konağımız var. Köyün bazı özelliği var. Mesela ben 20 senedir muhtarlık yapıyorum. Daha önceki abilerimiz, bizim burada oyun diye bir şey yok. Gelir vatandaş mütevazı şekilde oturur, çayını içer, sohbet eder, gider. Öyle okeymiş efendim. Oymuş, ya kum, oyun da yok. Oyun da yok. Tabii canım, kumarı geçtik, oyun bile yok. Böyle bir mütevazı yaşamayı devam ettiriyoruz. Niçin? Bizim Karadeniz halkı biraz kumara aşıktır. Biz bunun kökünü kazıdık Allah'ın izniyle. Burada inanın tavla bile yoktur. Gelir oturursun, çayını içersin, sohbetini yaparsın, namazını kılar, evini gidersin. Peki, Sayın Şaban Sevinç, muhtar olarak buradaki köyünde bulunan gençler de bu programı izleyecek. Gençlere tavsiye nedir? Neler söylemek istersin? Gençlerin yolu açık olsun. Gençlerimizden biz çok memnunuz, gerçekten memnunuz. Gençler ne dediysek onu yaparlar. Ellerinden geldiği gibi. Büyüklerine saygılı. Saygılı tabii. Ve tahsil oranı Adapazarı'na ilk beşe gireriz. Tabii. Kültürlü ve tahsilli köyün içerisinde yetişen gençlik. Tabii. Yani her evde bir üniversite mezunu var bir defa. Çok güzel. Tabii, çünkü bizim köy görüyorsun kırsal arazi bakımından zayıf. Mesela biz dört kardeşiz. Dört erkek kardeş. Ben 57'lerden bahsediyorum. Dört kardeşlik. İlkokulları bitirdikten sonra ortaokulu, benim en büyük abim kıdemli albay. Küçük abim makine yüksek mühendisi. Ben fabrikadan emekliyim. Benim bir ufam milli eğitimde baş müfettiş. Sayın Sevinç, biraz evvel seninle programa girmeden evvel soru sordum ben sana. Arifiye Belediyesi tarafından galiba size böyle bir parke taşları gibi birçok hizmette bulunmuş. Var. Sadece parke taş değil. Mesela benim 5 sene önce bir tek ana yolum sıcak asfalt büyükşehir tarafından yapıldı. Mali aralarım kötüydü. Biz İsmail Bey'le temaslar görüşerek 4 mahallemi de 10 bin metrekare kilit taşı ördü belediye başkanı. Kulübümüzle ilgileniyor. Kışlaçay Spor sahamızla ilgileniyor. Ne bileyim, camimizle ilgileniyor. Bu caminin boyası, badanası, kahvenin boyası, badanası hep İsmail Bey tarafından yapılmıştır. Biz eli boş dönmedik desek yolu var. Çok güzel. Yani şöyle onu anlatmak istiyorsun. Biz Arifiye ilçesi belediye başkanı İsmail Karakuluş'tan her türlü desteği aldık. Aldık. Bizim sokaklarımızı çamurdan kurtardı. Hiçbir vatandaş çamura basıp da evine girmiyor. Veyahut da çamura basıp da ana yola çıkmıyor. Bütün mahalle kilit. Peki. Son kez olarak bir soru soracağım sana. Burada Kışlaçay mahalle muhtarlığına aday mısın? Adayı mısın? Yoksa rakibin var mı? Ben Kışlaçay Köy Muhtarlığı'na adayım. Rakibim var tabii. Rakipsiz olmaz. Demokrasinin kaidesi var. Rakibim var. Onlara da başarılar diliyorsun. Tabii ki diliyorum. Yani bu köyde
%95'i akrabadır. Dayı oğlu, hala oğlu, teyze oğlu. Eğer bir sülaleyle kan bağımız yoksa bile iki tane kız vermişiz, iki tane kız almışız, kan bağlarımız öyle oluşuyor. Burada yabancı yok. Yani burada kırgınlık, dargınlık olmaz. Mesela bu dönemdeki adayım uzaktan da olsa yeğenim sayılır. Çok güzel. Ama demokrasinin gereği bu. Tabii, demokrasinin gereği. Değerli izleyicilerimiz, Şaban Sevinç Kışlaçay Mahalle Muhtarı'na yapmış olduğumuz bu mini söyleşide yüreğinden gelen duygularla yaptığımız söyleşimizin burada noktalamadan evvel son kez muhtara bir soru soracağım. Söylemek istediğim var mı? Söylemek istediğim mahalleye ve komşularına tabii, ve gençlere biz zaten birlik beraberliği %90 oranında sağlamış durumdayız. Ben seçimlerde komşuların destek vereceklerine inanıyorum. İnanmasam aday olmam zaten. İnanıyorum. Her iki tarafa başarılar dilerim. Siyasi parti muhtarlar siyasi parti tutması gerekir mi? Gerekmez. Çünkü herkes tarafına oy alıyor değil mi? Tabii. Şimdi mali seçimlerde parti gözetlenmez. Benim felsefemde, hatta benim köyümün halkı felsefesinde biz çalışan adama oy veririz. Mesela şurada MHP'li arkadaş var, yeğenim. Git sor. Ben İsmail Bey'e veririm der. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyicimiz, Sakarya TV İnternet Sitesi Televizyonu Gezelim Görelim programında daha sonra bazı muhtarlarla da kısa kısa söyleşilerde bulunacağız. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. El sallıyorum tüm dostlarımıza, bizi izleyenlere. Teşekkürler.